Evet, bir kez daha karşınızdayız bugün. İkinci kez Kanal T ekranlarında canlı yayınla evinize konuk olmaya çalışıyoruz. Bir de arkadaşımızı, dostumuzu birlikte getirdik bugün evinize, evlerinize. Sevgili Mert Güçlü. Mert Güçlü avukatımız ve Mert Güçlü tabii ki bir rock müzikçisi diyelim. Rock müzikçisi. Baterist, davulcu ne diyeyim yani artık? Hangisini daha çok kullanın? Davulcu mu, baterist mi? Baterist derler yani. Baterist. Normal modern Baterist. zamanlarda Evet, adı o. modern zamanlarda öyle derler. Müzikçi, yani müzisyen, sanatçı arkadaşlarımızı konuk ettik. Pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları onlardan dinledik. Dün Muhittin Yangın vardı. Pazartesi Hüseyin Kırmızı Japon buradaydı. Yani gerçekten şu anda sadece müzikten hayatını kazanmaya çalışan insanlar çok ciddi sıkıntı içerisindedir. Ve tabii ki telif gündeme geldi. Çünkü Cat Stevens oturduğu yerde Yusuf İslam, Cat Stevens hiç fark etmez. Nerede bir şarkıcık çalarsa onun tınk kumbaracına para düşer. Yani Avrupa'daki, dünyadaki, hatta Türkiye'deki insanların bu konuda sıkıntısı yok. Ama bizde öyle bir şey yok. Bunun yasal olarak hiçbir çalışması, şu su bu su yok mudur? Yani çünkü sen her iki mesleği de cover eden, İngilizce olarak söylesem. Öncelikle teşekkür ederim Hoş geldin konuk tabii ki. ettiğiniz için. Tabii ki artık memleketimizde problemler o kadar bir bilinmekte ve kronik hale geldi ki aslında müzisyenlerin de en büyük problemlerinden biri budur, telif hakları. Evet. Bir de pandemi süreci var bilirsiniz. Maalesef dünya tersine dönmüş durumdadır. Evet. Özellikle müzikten konuştuğumuz için o yani müziğin amacının insanları, kalabalığı, bir kısım popülariteyi çekme olduğunu düşünecek olursak pandemi süreci de tam bunun tersidir aslında. Evet. Dolayısıyla tezatlıklar ortaya çıkıyor. Telif hakları konusu gerçekten problemli bir konu. Bizim memleketimizde hatta ben onu yani çalışma olarak bahsettiğiniz 1908 yılından beridir telif haklarına ilgili doğru düzgün herhangi yapılan bir çalışma yoktur. Neden? Çünkü yasamız 1908 yılından kalma bir yasadır. Hatta özeti bir kısmı Ne hangi? Türkçe 1908. Of. Evet. 1908 yılından kalma bir telif hakları yasası vardır. Öncesi 1908'den sonra işte Cumhuriyet'in kurulmasıyla da Daha bir kadılar kısım vardı değil o zaman. Kadılar vardı değil. kadılar vardı, kağınılar vardı o zaman. Ha. Mesela düşünün, Evet. kağını vardı o zaman. Araba da yoğdu belki de. Ford 1914'te yaptı ilk O modelini. zaman cep telefonu var mıydı? Çangar yoğdu o zaman. Efendim YouTube var mıydı? Müzik seti var mıydı? Hiçbir şey yoktu yani. Sevgili Çangar yoğdu. En önemlisi olur. 1908 yılından beridir hiçbir çalışma yani kökenli etraflı yapılmadı. Sadece yasada bir kısım o 1908'den kalma telif hakları yasasıyla ilgili bir kısım Türkçeleştirmeleri yapıldı Kıbrıs Yasaları tahtında. Onun dışında yapılan herhangi bir şey yok. Ne der ki 1908'deki bir yasa? Ne diyebilir 1908'den kalan bir telif hakları Hiçbir yasası? şey. Çok da bir şey diyemiyor. Şunu diyor mesela. Ha. Atıyorum. Mesela Serhat İncirli bir marka mıdır? 1908 yasası tahtında olabilir mi bir marka? Trademark dediğimiz uluslararası Evet. kişiliğe sahip. Mevcut yasanın tahtında olamaz zaten Evet. mesela. Ha Serhat İncirli'nin yazdığı bir yazı var. Ne yapar Serhat İncirli? En fazla yapabileceği nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kayıtlı bir notere gider. Bir yazı verir. Der ki bu eseri ben yarattım, bu yazıyı ben yazdım. O yazı bana aittir diye bir beyan verir. Ve bu beyanı alır, Yani kasasına kapar, bitti. Bu şöyle kadar. bir şey, hani üniversitelerde çok olan bir şeydir. Başkasının yazdığı tezi alıp kullanıp veya Tabii başkasının mümkündür. makalesini alıp kullanıp, Mümkündür. burada bizim yasa bunları hiçbir şey Olmuyor. yapmaz. Tabii üniversitelerde bilirsiniz bunlar uluslararası alanda platformlarda da yayınlanan Evet. şeyler, Eserler. materyaller olduğu için Evet. jurnallarda falan orada farklı uygulamalar yapılıyor. Yani mesela bugün beni yakın bir arkadaşım arayarak bir tiyatro oyunu yazdığını ve bu tiyatro oyununu telif hakları yasası tahtında kaydetmek istediğini. Çünkü
kendisinden alınıp da başkalarınca kullanılabileceğini düşündüğünü bana söyledi. Evet. Ve ne yapması gerektiğini söyledi. Kendisine notere git dediğimde manasız yani böyle bir baktı bana, yani Allah Allah nasıl olur yani, bunun dışında bir şey yok mudur diye. Var esasında uluslararası öyle şeyler var ki, neler neler var, ama bizim memleketimizde 1908'den kalma yasağı bizi nereye kadar götürebilir? Bugün çok değişen bir dünyadayız artık, insanlar oturdukları yerden kendi görüntülerini çekiyorlar. Bunu sanal ortamda yayınlıyorlar ve bunlar milyonlarca kez tıklanıyor, izleniyor, beğeniliyor. Ve bunlardan gerek o şahıs gerekse yayınlandığı sayfalar reklam koyarak, paylaşım yaparak para kazanıyorlar. Yani o kadar bir acayip denklemler, boyutlar içindedir ki telifatlara bugün. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde maalesef 1908'de kalma yasayla halen daha devam ediyoruz. Neyin kaydını ne şekilde yapacağız? Neyi nasıl telif hakkı savunacağız? Ya bu çok büyük bir eksikliktir ve bugüne kadar da çalışması galiba hiç olmamış mıdır yoksa? Büyük bir eksikliktir. Neden büyük bir eksikliktir? Sadece müzik olarak düşünmeyin. Yok, sadece müzik olarak düşünmüyorum. Yani mimari çizim de bir telif hakkı olabilir günün tabii sonunda. Yapılan bir heykel de bir telif hakkı olabilir. Hatta söylenen bir söz bile. Tabii hatta ki isim bile. Serhat İncirli mesela bir telif hakkı olabilir. Evet. Kendi içinde bir trademark olabilir. İncirli'nin isminin noktasının farkı arasındaki yazıdaki gölgelemeler, evet, bunların hepsi uluslararası normlara göre telif hakkı olabilir. Yaratan kişinin bütün hakların sahibi olması halidir. Mi, o değişir duruma göre. Yaratan kişi de sahibi olabilir. Yaratan kişinin sahibi olan şirket de. Anladım. Yani işte label dediğimiz müzikte mesela. Markaya göre, şey imzaya göre. Aynen öyle. Telif, evet, haklarını bir kısım kullanırım, bir kısım devrederim. Veya hiçbirini kullanmam, başkasının kullanımına veririm label'lara. O bana sabit bir para öder veya edilen gelirlerden belli bir yüzdeliği öder, komisyon öder vesaire vesaire. Evet, evet, güzel bir olay. Yani konu değişir. Çok büyük bir eksiklik. Ben şeyinle bir ara gazeteci olarak gittim, araştırmasını yaptım. Mesela bu ülkede hani bizim, çok özür dilerim ama, dansöz dediğimiz barlarda, meyhanelerde böyle dans eden kadınların ve erkeklerin, fark etmiyor, sanatlarını icra etmelerinin yasak olduğu, 1930'lardan kalan bir yasadan dolayı. Çünkü o dönemde insanlar sarhoş olup o dans eden kadınlara saldırıyormuş. Yani böyle bu türden olaylar olmuş ve İngiliz bunu yasayla yasaklamaya çalıştı. Var mıdır böyle bir hikaye, geldi midir hiç gündeme, bugüne kadar hiç gelmedi. Zannetmiyorum. Hiç gelmedi. Zaten o sektör de öldü tabii ki. Ama o da müzik sektörü içerisinde kaynadı. Telif hakları açısından düşündüğümüzde, evet, orada da gene bir hafif çelişki düşürür diye düşünüyorum. Çünkü dansözlerin yaptığı danslar, hareketler bile telif hakkı olarak kaydedilebilir. Görüntü, giyim, isim. Evet. Her şey mesela. Benim giydiğimi giyemez o mesela. Mesela sanat, benim yaptığım hareketleri, evet, o yaparsa veya aynı şekilde veya ne diyeyim artık, aynı kıvraklıkta. Ama kayıt aynı yapması biçimde lazım bunu, kaydetmesi lazım. Tabii telif ki hakkını alması lazım. Ki uluslararası dünyada çok farklıdır. Yani evet, evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden konuşuyoruz şu anda ama aslında dünya çok farklı işliyor bu konularda. Yani mesela nedir telif hakkı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından düşündüğümüzde telif hakkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne özgü bir şeydir. Bir kısım. Çünkü 1908'den kaldı yasa. Ama öyle değil. Bunun ülkesel bağlamda telif hakkı var. Kıtasal var. Global var. Hatta bölgesel de vardır yani. Küçük daha şey. Mesela. Mesela Güney Kıbrıs şey. Rum Yönetimi. Evet. PRC. Public Registration of Copyright gibi normalde yani kullandıkları terim odur. Mesela ben o tarafta bir yayını kaydettiğim anda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırları dahilinde artı eğer gereken işlemleri yapıp da bana tüzükler cevaz verirse de Avrupa Birliği çerçevesinde ilgili, evet, regülasyonlar tahtında o şeyimi, eserimi kaydetmiş sayılırım. Ama tabii kıtasal çıktığımda, bölgesel çıktığımda, bölgeselden sonra kıtasal çıktığımızda farklı farklı şeyleri vardır onun. Evet. Farklı farklı yani bakış açıları, formaliteleri Ayhan vardır. Ayhan Başkal arkadaşımızın bir eserini birileri bir yerden çaldıydı bir zaman.
Ayhan dava açıp, İsrail'di galiba, emin değilim ama kazandıydı davayı. Büyük bir ihtimal herhalde Türkiye üzerinden bazı tabii, Türkiye kayıtlar üzerinden yapmıştır ki onu bölgesel olarak çıkmıştır. Çünkü KKTC üzerinden çıkamaz. Aynı öyle, ama bu işin en garantisi ve en garantisi global olandır. Nedir global olan? Amerika Konvansiyonu, US Convention. Ha. Gayet basit, gayet ve nasıl diyeyim, sonuca götürücü ve çözüm odaklı bakanlar. Çok basit. Serhat'ın bir eseri var mesela, değil mi? Evet. Serhat o eserini yazdıktan sonra önce Serhat'ın bir marka olarak kayıt ve tescil edilmesi zorunluluğunu koyar ortaya. Ve Serhat gider adını, bütün rengi, ismi, gölgelemeleri, çizimi, dizaynı, tasarımıyla gölgelerine kadar evet, hepsini teker teker kaydeder. Serhat İncirli olur. Onu yaptığında, Amerika Konvansiyonu tattığında uluslararası bir telifatlar bakımından bir kişilik, yasal bir kişilik statüsüne sahibi olur. Onu yaptıktan sonra da eseri kaydedilir. Ve o eseri için bir barkod verilir, eser zarfının içine konulur, Serhat'a verilir. Yarın biri bu eseri kullandığında Serhat'ın yapacağı şey gayet basittir aslında. Barkodlu. İlgili mahkemeye gidip barkodlu mühürlü olan zarfı mahkemeye ibraz etmektir. Eğer ondan başkasında yoksa telif hakkı global olarak Serhat'tadır demektir. Her şeyin üstünde demektir. Of. Neler yani var? 1908 nerede? Evet. 2021 nerede? Tabii şimdi internet küresel bir alet. Sen Facebook'ta bir şarkıyı alıp çalaman birine ait bir şarkıyı parasını ödemeden, Facebook yakaladığında sana hesabını kapatır en basit. Esas da şöyle. Ben o şarkıyı alıp coverliyorum, cover yapıyorum şeklinde çalarsam, onun bazı istisnaları yok, var. Ben diyorum ki onu alıp televizyonda yayınlarsak yani. Ha, onu alıp da ben işte atıyorum mesela, bir örnek vereyim, ne diyeyim? Guns N' Roses'ın bir şarkısını aldım ve icra ediyorum ve Guns N' Roses gibi kendimi gösteriyorum. Tabii ki onu yapamam. Ama bunu cover altında belli bir yere kadar yaparım, belli bir yere kadar, evet, belli kıstaslara göre. Ha, bazı yayınlar tabii ki yasaklanır, telifatlarını şey yapar, engeller diye, ama çoğu gruplar da buna karşı çıkmıyor, özellikle ün gösteren. Çünkü günün sonunda onların şarkılarıdır cover edilen ve dağıtılan. Dolayısıyla onlar ünlerine ün katarlar, kazanımlarına kazanım katarlar, evet, vesaire yani, düşündüğümüzde. Ama evet, o şekilde profesyoneldir yani telifatları, evet, meseleleri. Bu sektörde şu anda size göre sizin saptadığınız nelerdir en büyük problemler? Telifatlarla ilgili. Yok, bütün genelde müzisyenler. Müzisyenlerin. Evet. Bizde telif hakkı yok zaten. Birincisi yani telif hakkı konusu tabii, evet, ki. İkincisi maalesef memleketimizdeki işletmelerin ve bakış açısının profesyonelleşmemiş olmasıdır. Yani bir grup kendi şarkıları var, albüm çıkarttı ve memleketimizdeki herhangi bir mekana gidip albüm konseri yapmak isterler. Nasıldır bizde misiniz? Telefonu açar, alo işte abi nasılsın? Hat bu akşam geliyoruz, tamamdır. Koy bizi oraya bir iki tane viskiyi, işte bileti de bu şekilde yapalım dışarıdan. İşte gerekirse şöyle yap, böyle yap, bu şekilde bölüşelim falan filan, veya sabit bize şu kadar ödeyecek falan, konuşurlar, giderler ve çalırlar. Bu dünyada böyle değil işte, profesyonelleşme olayı dediğim gibi. Yani esas da biraz bizden de kaynaklanır. Yani bunun böyle olmaması lazım. Ben kendim özellikle şahsen söylemek isterim, çaldığım gruplarda bu hususlara çok dikkat ederim. Gidilecek mekandan yazılı sözleşme hazırlanması, şartların ne olduğu, gidilirken önceden bütün müzik izinleri. Çünkü bir de şey var. Yani bunlardan müzisyenler çok karşılaşır. Barın biri müzisyeni alır konser versin diye, program yapsın diye. Adamın o gece içki satma izni yoktur, müzik izni yoktur. Aniden müzisyen orada bunu bilmeden programını icra ederken polisler gelir, MR olarak aletleri alırlar ve giderler. Ve dönerler müzisyene de, mekan sahibine de dava okurlar mesela. Ve insanlar mağdur olur. Yani dediğim gibi esas da sistemin kendisinden kaynaklanan şeyler. Biraz da bizden de kaynaklanıyor. Yani evet, sisteme kendimizi yedirtmeyip profesyonel açıdan bakmamız lazım. Mekana gideceksin, sözleşmenizi yapacaksınız. İzinlerin orada olduğunu kontrol edeceksiniz. Gereken hep bütün yasal formalitelere uyacaksınız ki hiç kimsenin günün sonunda başı ağrımasın. Bunda bir sıkıntı. Evet. Neden? Müzisyen baksa bile. Polis MR olarak bakmıyor. Aldığında aletleri ne kadar süre sonra verir? Mahkeme bitince kadar. Dava gündeme, yani o biraz mahkemenin veya savcılığın esas da takdir yetkisine bağlıdır. Evet. MR'nin nasıl mahkemede kullanılacağına, mesela atıyorum
bir kısım müzisyenin aletleri alınmıştır ama işte bilmezdik etmezdik bir suçsuzluk şöyle oldu böyle oldu diye ısrarcı olursanız bu defa doğal olarak savcılık davasını ispat etmek için o aletleri bizzat mahkemeye emare olarak sunmak zorunda kalır diye sizde dava bitene kadar o aletleri geri vermek zorunda değildir veya mahkeme de. Ha, bazı zamanlardan olur resimleri çekilir, zabıtları tutulur, emareler iade edilir, o resimler zabıtlar üzerinden de gidilir ama ciddi meselelerde zor. Bu yetkiler var. Evet. Ama nedir? Sistem bir şekilde sizi itiyor. Yani ben bugün yani göremiyorum mekan sahiplerinin mesela bir kısmı gerçekten dikkat eder ama bir kısmı da çok umurunda değildir. Ya da sistem atıyorum adam gider kaymakamlığa izin için başvurur. Efendim bilmem müzik izni için başvurur ama o gün devlet dairesindeki memur yerinde değildir, içeriye gelmemiştir, izinlidir, bir şey vardır, bakamazdır, gecikmeler olur. Ama adamın ertesi günü konseri var. Polis geldiğinde siz diyemezsiniz polise. Ben başvurumu yaptım, alındı belgem burada. Yok. Polis neye bakar? Kağıt izin var mı elinde? Evet. O dönemi kapsar mı, kapsamaz mı? Kapsamazsa ceza yazar, ileri işlem yapar, aletleri alır emare olarak ve gider. Hiçbir şey de yapamazsınız. Aletsiz mahkemeye kalırsın. Çıkarsınız. Aletsiz kalırsınız. Dolayısıyla profesyonelleşme dediğim gibi. Bu da bir sıkıntıdır bizim memleketimizde. Evet, tabii çok önemli bir sıkıntıdır. Müzisyenlerin şu anda gerçekten iş yapamaz duruma gelmesinin bir çaresi, bir yöntemi var mı kafanızda? İşte şimdi şöyle, o yani, da gene profesyonellikten geçen bir husustur. Evet, tabii ki. Memleketimizde maalesef bazı taşlar yerine oturmadığı için, o kurumsallaşma, ciddileşme, profesyonelleşme taşları yerine oturmadığı için tabii ki bunlardan da en fazla zarar gören kesim müzisyenlerdir. Dediğim gibi, program başına dediğim gibi yani problemler artık o şekilde öyle yani kronikleşmiştir. O kadar bir kronikleşmiştir ki ciddi derecede el atılıp da ciddi önlemlerin alınması lazım. Yani mesela bugün müzisyenler evindedir, çalışamıyor değil mi? Bu kendileri için bir problemdir. O müzisyenlere herhangi bir şekilde yardım yapan, destek çıkan, maaş ödemesi yapan, tazminat ödemesi yapan herhangi bir kurum var mıdır memleketimizde? Yoktur. Yok. Bu adamlar bununla geçiyor. Benim çok arkadaşım vardır. Ben biliyorum ki sadece müzik yaparlar yani. Başka bir şey yapmazlar. Ben bir avukatım. Bir müzisyenim tabii ki. Ama müzisyenliğim olmadığında avukatlığımı yapıyorum. Ama herkes aynı durumda değil. Herkes aynı durumda olmadığı için bunun maddi külfetini maddi külfetine maruz kalıyorlar. Çok ciddi. Dolayısıyla hiçbir yardım yoktur. Evet. Yani yardımların yapılması lazım. Bu insanların aslında dinlenmesi lazım. Tabii tekrardan da söyleyeyim. Yine dönüp müzisyenler, yani yine konu müzisyenlere gidiyor. Neden? Önceden dediğim gibi profesyonelleşme, örgütleşme. Aktif bir dernek kurma. Evet. Belki vakıf kurup örgütleşme, ses duyurma. Maalesef bir birlik olunamama problemi var. Yani bakmayın siz müzisyenlerin içinde de en azından ben kendi açımdan bildiğim kadarıyla tarzdan tarza farklılaşıp da kendini kutuplaştıran müzisyenlerimiz de vardır. Yani bir birlik olunamıyor. Neden? Doğal olarak olunamıyor zaten. Çünkü belli bir tarz müziği yapan adamın bakış açısıyla farklı şeylerin içinde olan adamın ve idealist olan adamın bakış açısı konuları farklıdır. Çok farklıdır. Ha, farklı olduğu için de örgütleşmeme oluyor. O olduğunda da dolayısıyla sesinizi duyuramadığınız için ve işte müzisyen olan veya müzisyen olduğunu iddia eden de bu vesileyle de mecliste ne bileyim milletvekili olan müsveddeler değilim. Onlar da orada oturdukları ve belli başlı vizyonlara sahip oldukları için ve dünya vizyonu onlarda olmadığı için ve örgütleyemedikleri için ve kendi çıkarlarını bir kısım düşündükleri, kendi tarzlarını düşündükleri için otomatikman bu müzik sektörünün üstüne çok büyük bir etki yapıyor. Sektör derken sadece müzisyenleri düşünmeyin. Müzisyenin müziğini icra etmesi için alet alması lazımdır dükkanlardan. Onlar da var. Sesler, bunun kameramanı var, sesi var, ışıkçısı var. Efendim mikseri getirirsiniz, şeyi var. Yani uzmanı var, bilmem şusu var, busu var. Yani bir, çok büyük bir. Peki sadece boy muydu problem? Yok. Yurt dışından gelen sanatçılar mesela. Yerli sanatçının desteklenmesi, yerli sanatçının desteklenmesi. Hangi açıdan yerli sanatçı ne zaman desteklendi? Ben çok merak ederim. Evet. Hep yurt dışından gelen sanatçılar, yurt dışından geldikleri gibi kendileri de değil.
istediği ses sistemleriyle, istediği adamlarını istedikleri şeklinde yanında getirirler, müziklerini yaparlar ve çok yüksek meblağlar alıp memleketlerine geri dönerler. Ve vergi de vermezler. Ne olur? Ha, vergi verilsin, mecbur et, o verginin bir kısmını kes, kurulan bir müzik vakfına hibe edilmesini sağla, onlar da haklarını koruyabilsinler, tabii, bir şekilde sendikalasınlar, bir şey olsun. Bu nedir bilir miyim? Yerli üretimin fondan korunmasıdır. Gibi, dünyanın her yerinde. Yani ben muz üretirsem, muz ithalatını yasaklamam. Ama ne yaparım? Muz ithalatını fonlarım, o fondan gelen parayı muz üreticime aktarırım. Neyle? Düzgün bir şekilde. Tabii bizde düzgün hikaye, önce ben yiyeyim sonra da kalanı götüreyimdir ama o hikaye de ayrı. Mesela İngiltere, özür dilerim. Evet. İngiltere değil mi? Evet. İngiltere, mesela bir Amerika, bir İngiltere, özellikle rock müzik madem konuşuyor. Evet. Öncülerindendir dünyada bu işin. Evet. İngiliz yasalarına göre her bir grup, her bir label dediğimiz müzik şirketi, organizasyonu yerli müziklerinin desteklenmesi için belli bir fona, belli bir şekilde yatırım yapmak zorundadırlar. Satılan her bir CD'den bir kısım bir şeyler de oraya gidiyor. Ve yerli müzik de destekleniyor ve müzisyenlerin haklarının korunması için, onun için hepsi İrlanda'dan mekanizmalar çıkar, oluşturulmak için de bu fonlar kullanılıyor. Onun için hepsi İrlanda'dan çıkar değil. Yani... İrlanda'dan. Evet, İrlanda öyledir. Yani yerli müzik dediğinde benim aklıma o Celtic müzikleri gelir, o şeyler. Profesyonelleşmek yani, Serhat Bey. Önceden dediğim gibi o. Profesyonelleşmek. Evet, en doğrusu o. Profesyonel olarak bakmak şimdi olaylara. Bir miktar müzikten kaçalım. Son dönemlerin en büyük sıkıntısı mazbata. Çünkü borcunu ödeyemeyen insan sayısı çok yükseliyor her geçen gün. Ve insanlar hapse girmeye devam ediyor. Yani mazbata mağdurlarına pandemiden dolayı iltimas tanınmıyor. Pandemiden dolayı mahkeme veya adalet tavrını ve tarzını değiştiremiyor. Yasalar neyse onu uyguluyor değil mi? Yani dur ya, bu çocuklar bugün pandemi var, onun için ben onu sokmayayım hapısa. Ya vardır bu yargıçların mutlaka içinde ama kolay değil bunun kararını vermek. Çünkü yasa ne emrederse onun kararını verecek. Haliyle bize gelen en fazla mesaj her programda hapishanede mazbata, özellikle mazbatadan ve tabii ki bir de pandemi nedeniyle bazı duruşmaların ertelenmesi nedeniyle tutukluluk süresinin çok uzaması konuşuluyor. Bu konudaki görüş nedir? Özellikle önce mazbata, sonra tutukluluk süresi ne yapılabilir? Tabii mazbata da sistemsizliğin getirmiş olduğu bir konudur. Bir sürü şeye bağlıdır aslında. Ekonominin iyi olmaması mesela. Evet, odur zaten. İnsanların borç üstüne borç çekerek hayatlarını idame etmeye çalışmaları. Devlet de onu teşvik ediyor. Günün sonunda içinde bulundukları ekonomik mali sıkıntının deliğini büyüterek büyüterek bir o kadar daha büyüte büyüte onun içine düşüp orada boğulmuş olmaları. Hep bunların sebebi budur aslında. Ve nedir gene? Maalesef yasalarımızın, yasal düzenlemelerin yine geçmişte kalması ve günümüz hayat koşullarını göz önüne alacak şekilde değiştirilmemesi. Bizim meclisimiz maalesef bu konulara bence yanlıştır. Bu nasıl bakar bilir misiniz? Mesela mazbatağına ilgili oturup da güncel, böyle daha modern bir şey yaratırsam, devlet olarak bir mekanizma yaratırsam aman kötü olacak. Neden? Çünkü bu iş domino taşı gibidir. Bir yerden çekersem diğerlerinin hepsi devrilecek. Değil işte. Önemli olan bir taşı çekmek değil, bütün taşları yapmaktır. Hepsi birbirine bağlıdır zincirden. Sadece mazbatayı çözmek yetmez aslında. Mutlaka. Hatta benim de açıdan düşüncem sadece reformlarından da yetmez bu iş. Dönüp bütün sistemi olduğu gibi değiştirmemiz lazım. Yani olanak, imkan, oturup da gerçekten bu insanlara yardımcı olmayı dürüstçe düşünen insanların oturup da bir şey yapması. Tabii ki buradaki denge unsuru da vardır. Denge çok zor bir iş. Bir alacaklı vardır aslında. Bir de borçlu vardır. Tabii ki borçlunun haklarını, durumunu da koruyup ona yardımcı olacaksınız ama alacaklı da mağdur olmuş durumdadır.
Onu da unutmamamız lazım. Tabii. Bu hassas dengenin içine günümüz pandemi koşulları da girdiğinde otomatikman bütün dengeler kaçıyor. Pandemiyle ekonomi arasındaki o dengeyi tutmak çok kolay bir şey değildir aslında. Haliyle problemler çıkıyor. Ha. Ama nedir? Mesela başka devletlerde mazbata var mıdır? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Avrupa ülkelerinde mazbata müessesesi diye bir şey var mıdır? Niye yoktur veya bizim memleketteki gibi değildir? Çünkü onlar diğer bütün taşlarını düzeltmişlerdir. İngiltere'de bailiff sistemi var yani. Mesela. Evet. Ha tabii bazı şeylerde atıyorum yani bazı kişilerin haklarının, borçluların haklarının korunması için bazı yani alacaklıların özür dilerim haklarının korunması için bazı şeyleri yapabilmek daha iyi midir? Bazen iyidir mesela. Mesela Türkiye sistemi. Mesela bizde öyle değil. Türkiye'de bir bakarsınız ansızın adam bir senet imzalamıştır. O seneti imzaladı, borcunu ödemedi. Alacaklı mahkemeye gitmeksizin direktman icra çıkarıyor. Ve o icra neticesinde icracılar alıyor kamyonu, yeter eve gidiyor. Elindeki imzalı belge olsun. Belge yani. İnan eve gidiyor borçluğa ve diyor ki ya öden. Ya da toplarım hepsini. Ya da toplarım hepsini götürürüm. Doldurur kamyonu ve gider. Ha nedir? Onun itiraz hakkı vardır, durdurma hakkı vardır vesaire vesaire. Şimdi bizim memleketimizdeki icra sistemi aslında olanaksızlıklar düşünüldüğünde de bir kısım alacaklılar da mağdur olduğu için bu defa tabii borçlulara yükleniliyor. Bu defa onun dengesi bulunmaya çalışılıyor. Olmuyor. Yasalar buna cevaz vermiyor. Pandemi işin içine giriyor. Problem çıkıyor vesaire vesaire. Daha da ben bugün mesela kendim 20 seneye yakın avukatım. Hiçbir zaman bir mazbata dosyalandı da aynı gün gidildi adam tutuklandı duymadım. Bunun ta mazbatası dosyalanır. Efendim icracısından geçer, polisine gider, görevlendirme yapılır. O gün polis çıkar, işte yok tepliğini yapacaktı, bilmem neydi, şuydu, bulamadıydı. Buydu. Bulamadıydı, geri geldiydi, gider ihbar verip polislerimiz de bakmayın siz. Yani ben bazen takdir ederim, insancıl, pozitif bir şekilde davranırlar. Giderler, bak bu borcunu öde, haftaya tekrar geleceğim. İşte diyebilir kendine, abi bana biraz müsaade et, bak şu sıkıntım var, bu sıkıntım. Bir kısım inisiyatif kullanır, 3-5 gün sonra tekrar geleceğim, birazcık geciktirir, eder, alır. Mazbatayı hadi diyelim tahsil ettik Serhat Bey. Evet. Bu mazbata tahsil edildi. Peki alacaklığın eline geçmesi süreci? O da ayrı bir şey. Polis alır, maliye yatırır. Hadi bekle Allah bekle, maliyeden para çıkacak. Harcama belgesi çıkacak mahkemeler. Onu dönecek maliyeye yollayacak. Maliyede para olacak, evet. Çek çıkacak, ben gideceğim o çeki alayım ama evet. O çeki alıp veya hesabıma yatacaksa o para benim lazım vergi borcum olmasın, alacaklım olmasın, bir çeyin üstünde ara emri olmasın, evet. Temiz olsun, efendim garnişi dediğimiz üçüncü şahsın alacağından ilgili emir olmasın falan da ancak o zaman. Normal seyredine ben bunu bırakırsam zaten bugün bize, bir senede bitmez yani. Bugün bize ikinci koronavirüs aşısını yaptılar. Hayırlısı olsun. Onun için bir Çin atasözünü hatırlatmak isterim. Bu sistemle ilgili ölme eşeğim ölme. Yani çok zor bir durum. Yasalardan kaynaklanan durumlardır bu işte. Yasaların evet. Günümüz koşullarına cevap verememesi. Günümüz koşullarına göre uyarlanamaması. Gereken değişikliklerin yapılmaması. Alacak verecek davalarında korkunç bir artış iddiası var. Sadece o mu? Her şeyde artış var. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Ben avukatlığımın ilk zamanlarında mahkemelerin bir ceza davası bittiğinde cezayı verirken bu tür suçlar çok da yaygın suçlar türünde değildirler. Bu hususu da hafifletici neden olarak dikkate alırım dediklerini çok duydum. Ama bugün tam tersidir. Her türlü suçtan ilgili mahkemeye gittiğimde mahkemelerin hiçbir zaman bu suçlar artık yaygın suçlar halinde değildir. Dediğini duymadım yani. Tam tersini söylüyorlar. Aynen öyle. Evet, çünkü suçlar yaygında sadece alacak verecek davaları değil. Değil. Ve bölgelere göre de. Mesela Lefkoşa'da korkunç bir ceza davası. Sadece trafik davaları Serhat Bey. Mahkemeye gittiğinizde bu kadardır mesela. Savcının önüne gelip bu kadar trafik davası sadece. O gün günlük dosyalar vardır savcının, mahkemenin. Evet. Yapacağı duruşması vardır. Bitireceği davalar vardır. Ve görmesi gereken davalar
vardır görüşülmesi gereken. Geri çekilecek olan davalar vardır. Bir daha değerlendirip daha tezekkür etmesi gereken bir sürü trafik davası vardır. Dolu bir sürü. Yani bu kadar basit diyebileceğimiz davadır. Polislerimiz mesela. Veya zabıtalar mahkemeye gelirler teker teker ve ispat yaparlar. Günlerinden, saatlerinden, yargıç sabahtan oturur. Ta ceza davaları bitsin, ta duruşmanı yapsın bütün gün. Yani kolay değil. Bana sorarsanız sadece Lefkoşa'da ki mevcut yani ceza mahkememiz elinden geldiğince çok güzel, etkili, etkin, güzel işler yapıyorlar. Onlardan 3 tane daha olması lazım klonlayalım ki evet. Belki işler bir şekilde yerine sadece alacak verecek değil yani. Bütün davalarda artış var. Boşanmalarda yok mudur Serhat Bey? Artış? Çok aşırı. Herkes söyler bunu. Mazbatalarda yok mudur? Mahkemeler taksit, mazbata, hapislik kaynar. O istidalar, yapılan başvurular bir sürü dolu. Yani bunun önünü alamazsınız. Çünkü mevcut sistem onu söyler. Ne der? Davayı aç. Açtık. Tebliğ et. Ha ettik. E bekle. Davaya gelecek. Gelmedi. Hüküm al. Aa, hüküm aldıktan sonra gitti. Avukat tuttu. Hüküm iptal. Süre verelim. Tekrar müdafaa versin. Müdafaayı dosya adı. Cevabı ver. Talimatını yap. Evraklarını sun. Yargıcın önüne git. Olmadı. Duruşmaya çık. Kazandın. Hüküm al. Hüküm senelerce aldın. Gider bu iş. Aldıktan sonra icraya git. İcra geri döndü. Yapamadın. Taksit yap. Takside bağladın. Ödemedi. Hapislik yap. Yapmadı. Mazbata çıkar. Parayı bekle alasın. Bakın süreçlere bakın. Mesela başka ülkelerde özellikle ufak alacaklarla ilgili mesela atıyorum. Bizim memleketimizde mesela 5000 TL'nin altı diyelim veya 2000 TL'nin altı. Small claims court dediğimiz mesela İngiltere'de de var. Vardı mı? Hiçbir şekilde evrak üstünde adam gider mukayyetliğe verir, bitti. Öyle yargıç göreceydin, mahkemeye çıkacaktın, şunu ne yapacaktın? Hiç yoktur böyle şey. İşle iş uyuşmazlığı da aynıdır. Trafikte de aynıdır. Yani ona, orada bunlar gibi. Bunlarla ilgili müesseseler var. Zaten yargıç oturmaz çoğu zaman. Yani veya oturan yargıç aslında yargıç. Yani hukuk background'ı olan bir yargıç değil de ha, yani onu söylemek istiyorum. Habercilikten ilgili bir davaysa uzman 20 sene, 30 senelik, 40 senelik gazetecidir evet, mesela adam. Evet. Ona kurs verirler bilmem ne. Ya dediğim gibi evet bu davalar artıyor. Doğrudur, artış var. Biz bunun karşısında ne yapabiliyoruz? 3-5 tane yapılan bir şeyler vardır. Elimizden geldiğince başka mevcut sistemin boşluklarını, çatlaklarını bir şekilde kapatmaya, düzeltmeye çalışıyoruz. Bu da bizi belli bir noktaya kadar götürüyor. Ondan sonra başka çatlaklar çıkıyor. Bu defa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Halbuki dönelim en başa, her şeyi temelinden düzeltmeye çalışalım. Her şeyi yapalım, olanak meselesi. Yani evet. Bugün tabii mesela icranın, şimdi biz küçük bir toplumuz, yanlış anlaşılmasın, küçük bir, yani 400-500 binlik bir nüfus, icranın özelleştirilmesi avantajı da var, dezavantajı da var. Avantajı nedir? Özelleştirdik, işler takır takır belki de yürüyecek. Neden? Çünkü olanak olacak. Bugünkü gibi koskoca 40 bin, 50 bin, 30 bin tane Lefkoşa davasının icrasını yapacak icracıların sayısı 10 iken, 15 iken orada belki de 150 tane olacak. Ama nedir? Sayı büyüdükçe bu ceva işte tanıdıktı, şuydu, buydu, farklı dengeler yani işin içine girerse bu dava oradan da işler yürümeyecek. Ama bu bir dezavantaj. Avantaj işleri görecek. Dezavantaj gene sekteye uğrayabilecek. İşte bunun dengesinin bulunması. Yani başka bir deyişle aslında İngiltere'de bir dava karara bağlanırken jüri sistemi kullanılabiliyorken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunu yapmak imkansızdır. Nasıl olacak bu iş? Ben çıkacağım Serhat'a jürilik yapacağım mesela. Nasıl olacak? Nasıl yapacağım? Olmaz. Ha bu defa ne olur ama? Bu defa jüri olmadığı için sizin davanız ve talebiniz huzurumuzda olan günü geldiğinde bir veya iki veya üç veya beş yargıcın evet. Elindedir yani. Çünkü bir jüri yoktur. Değişik bir sistem yoktur. Dediğim gibi yani mevcut çatlakları kapatmak değişiklikler değil de aslında ciddi ciddi oturup sistemi dünyada kullanılan güncel modern sistemlere uyumlaştırmak zorundayız bence. Bunu yapmadıkça çatlakları kapatacağız. Gene su
damlayacak. O çatlağa kapatacak. Bu taraftan çatlak çıkacak ve bu iş devam edecektir yani diye düşünüyorum. Onun için kendi içinde tabii ki mazbatalar bir kangrendir. Dediğim gibi dengenin korunması, pandemi süreci, bunların hepsi yarın bir de bakarsınız başka bir süreç çıkar. Allah korusun. Bir deprem, bir tsunami, bu da farklı bir süreç. İşte bunların hepsini düşünerek köklü değişiklikler, köklü düzenlemeler yapmamız lazım. Borçluyu koruyup onu aslında borcunu ödemeye zorlayan bir düzgün bir sistemi, insancıl, modern bir sistemi, hapislik sistemi yerine tercih edip, bütün devlet kurumlarıyla istişare edip kurarak, ama bunu yaparken de tabii ki alacaklının da hakkını dengeli bir şekilde koruyabilmek evet. lazım. İsmini söylemek istemem çünkü Allah rahmet eylesin. Bir çok değerli hukukçu büyüğümüzle bir gün bir söyleşi yaptım. Bunu muhakkak sormak isterim sana. Çünkü sen bir İngiliz hukuku mezunusun değil mi? İngiltere'den mezunsun. Ve bizde de İngiliz hukuku hala geçerlidir. Belli kısımlarda evet. İngiliz evet. hukuku derken de 1960 ve öncesinde kalan. Evet. Ama eski şimdi, İngiliz hukuku. Ama şimdi sormak istediğim yasalarla alakalı değil, tavırla alakalı bir şeydir. Bu eski hukukçu bana bir şeyler söyledi. Bunları ben o zaman Kıbrıs Gazetesi'nde yazmaya hazırlanırken eski hukukçu beni aradı ve yazma be Serhat dedi bunlar. Boş ver. Neydi onlar? Söylediği şuydu. Kıbrıs'ta dedi yargı her zaman saygındır. Ama geçmişte daha saygınıdı. Mahkemeden gerek İngiliz dönemi, gerek Cumhuriyet dönemi, gerek 74 sonrasının ilk yıllarında mahkemelere karşı inanılmaz bir saygı vardı. Aynı saygı polise karşıydı. Aynı saygı başsavcılığa karşıydı. Nüfus arttı ve nüfus değişti. Domine nüfus Türkiye'den geldi. Türk yargısı İngiliz yargısı gibi değildir. Şimdi burada bir eleştiri var. Yani Türk yargısı güvenilmezdir eleştirisi ortaya çıkacağı için merhum hukukçu korktuydu. Ama Türkiye'ye benzediğimiz için bazı noktalarda diyor, hem gerek suçluların sayısı arttı, Türkiye'den gelen vatandaş arttıkça tabii ki suçluların sayısı da arttı. Hem diyor, televizyonların da etkisiyle çok fazla değişti artık diyor, eski saygınlık yitirildi. Bakış açısına göre değişir bence ama benim mesela çok değer verdiğim çok çok eski uzun zamandır avukat olarak birkaç abimle ben sürekli konuşurum. Evet. Mesela onlar hep bana durumların aslında geçmişte çok farklı olduğunu dediğiniz farklı. Gibi. Farklı. Bambaşka. Çünkü sistem olabilir mi bu işte? Sistem konusudur gene aslında. Evet. Değişen dünya. Evet. Ama sayı da azdı diye sanki birazcık ilişkiler farklıydı gibi. Şimdi, Serhat Bey yani bakın o zamanlar sayı az olabilirdi ama sayının az olması demek onu oturup nitelikli bir şekilde o dosyayı yargıcın veya savcının veya avukatın evet. değerlendiremeyeceği demek midir? Aslında bence o değil. Bence rakamlar çok da önemli değil. Rakamlar arttıkça o rakamlar için gereken önlemleri aldıkça biz rakamlar çok da önemli değil. Rakamlar arttıkça onun oranında önlem almamız lazım. Ama siz eskiden 5 tane dosya olan sistemde 3 tane yargıç varsaydı ve o 3 yargıcın da toplumun içindeki kalabalık olmayan toplumun içindeki durumu tabii ki farklıysaydı ve sistem ona cevaz verirseydi ve onların farklı bir yerleri vardı dediğiniz gibi evet. vesaire artan bu nüfusa göre mevcut sistemin de o orantıda değiştirilmesi ve yapılması gerekenlerin yapılması lazımdır. Bu yapılmadı. Yapılmadıkça da problemler oluyor. Benim bildiğim kadarıyla yüksek mahkememizin de barolarımızın da bazı şeylerin yapılması hususunda bir sürü
telkinleri var, talepleri var. Ama bir kısım meclisimiz yapıyor ama büyük bir kısmını yapmıyor. Çünkü dediğim gibi kafalarda 40 bin tane tilki dönüyor. İşte bu taşı buradan çekersem 100 tane taş daha düşecek deniliyor. Sorunların odak noktasına odaklanılmıyor. Sadece dediğim gibi çatlaklar kapatılıyor ve devam ediyor bu iş. Ondan evet. dolayıdır sistem konusu. Eskiden öyleydi çünkü sistem onu gerektirirdi, o şekilde düzeltildi. Eğer mevcut koşullar sistemin değişmesini gerektiriyorsa o zaman o sistem değişecek. Ha, bizim memleketimizde bir hukukun üstünlüğünün korunacağı ve mahkemelerin daha verimli çalışacağı bir sistem gerekli midir bu memlekette? Bence gereklidir. Neden? Dediğiniz gibi bizim memleketimizde ne var? Osmanlı zamanından veya İngiliz zamanından, sömürge zamanından kalma yasalar var ki halen daha uygulanır. Bir, bunun yanında nasıl bir çelişkidir bu? Yazılı bir anayasamız var. Mesela bu varken atıyorum Türk hukukundan alıntılar var. Aynen dediğiniz gibi sistem karışıyor. Evet. Türk hukukunda sistem nedir? Kontinental, kıta sahanlığı. Anglo-Sakson, İngiliz biz farklı. Programa girmeden önce bir şey söylediniz. Askeri mahkemede duruşmam vardı dediniz. Evet. Siz askeri mahkemeye de girersiniz. Evet, askeri mahkemede avukatlar gider davalar olduğunda. Tamam ama askeri mahkemedeki hukuk ne hukukudur? Kontinental hukuktur değil mi? Yok. Türkiye'nin hukuku. Öyle değil o. Nasıl? Askeri mahkemede nedir uygulanan? Fas 154 ceza yasası hükümlerine uygulanır. Askeri mahkemenin kendi yasası vardır aslında. Atıyorum sınır evet. ihlallerine ilgili. Şimdi bir dakika Kıbrıs da Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın yani orada bir mensubun işlediği bir suçun yargılanmam yeri burası mıdır? Tabii ki askeri mahkemede mesela subaysa o suçu işleyen tamam, ama full heyet oturur. Üç yargıç ağır ceza ve dinlenirler. Güvenlik kuvvetlerinin tamam ama Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin uygulaması farklıdır diye biliyorum. Şimdi kendi içlerinde onların da kendi bir düzeni var. Evet. Ama Kuzey Kıbrıs Türk ya Cumhuriyeti... O tamamen kontinentaldır diye benim bilgim var da onun için öyle bir şey Kuzey değil. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde işlenen bir suçsa o yani askeri... Anglo-Sakson? Bu defa yok. Karışımdır o esasında. Askeri, mesela askeri yasak bölgeye ihlal değilim. Evet. Onun kendine has bir yasası vardır bir. Ama ben yargıca gittiğimde savunma yaptığımda Fas 155 usul uygulanır. Fas 154'teki cezalar bir kısım göz önüne alınır. Veya asker mesela şeye seferberliğe gitmeme askerin kendi evet. Yasası tahtındaki suçlar ve cezalar göz önüne alınır. Ama prensiplerde mesela Yüksek Mahkememizin kararları, Yüksek Mahkememizin prensipleri, içtihatlar uygulanır. Hepsi birbirinin içine geçmiş durumdadır. Ondan dolayı da dediğiniz gibi hani Türk, İngiliz, kıta sahanlığı, Anglo-Sakson birbirinin içine geçmiş durumda. Neyi nerede kullanacak, neyi nasıl yapacak? Bu karışıklığın içinde zaten böyle bir memleketin kesinlikle ve kesinlikle günümüz koşullarına uygun düzenlemeler yapılması lazım. Bu çerçevede de bence Yüksek Mahkememizi, Barolar Birliği'ni, avukatları, başsavcılığı dinleyip de onların bu sistemin nasıl düzeleceğiyle ilgili görüşlerine değer verip onların söylediği doğrultuda bunları yapmamız evet. lazım diye düşünüyorum. Sadece sizin değil, gerek avukat, gerek yargıç, gerek savcı arkadaşlarınızın bu konudaki yaklaşımı nasıldır diye çok merak ederim ama geciken adalet, adalet değildir. Şimdi bir adam yarım gram gannavuriden tutuklanır ve mahkemeye çıkar. 3 gün tutukluluk. Kalacak yeri yoktur. Yabancıdır. 7 gün 3 ayı geçmemek şartı denir. Yarım gram. Hatta quarter gramcık. Şimdi böyle bir balansımız var mıdır? Ve çok gecikir birçok insanın tutuklu olarak mahkum şey tutuklu olarak hapiste kalması mahkumlarla birlikte. Çünkü tutuklu olan kişi aslında suçsuzluk karinesi itibarıyla suçsuzdur. Suçluluğu ispat edilmedi ve mahkeme karar vermedi. Bu kadar uzun süre mahkemede kalması rahatsız eder mi hukuk çevrelerini? Yani peki, herkes bu peki çare edecek. Nedir? Çözüm nedir? Olanak, sistem değişikliği, olanakların arttırılması, verilen bütçelere bir bakalım, mahkemelere
başsavcılığa, barolar birliğine yapılan katkılara, bunlar çok gülünç rakamlardır aslında düşündüğümüzde. Yok maaşlara gider, bilmem nelere gider. Yani arttırın olanağı sistemi, o zaman böyle şeyler olmasın. Bir dosya, adamın biri bir suç işledi. Ta bu mahkemelerin gündemine gelene kadar bilir misiniz siz ne kadar işlemden geçer? Ha tabii ki birçok işlem yapılacaktır, doğaldır. Evet, neden? Çünkü titiz davranmak lazım. Adamın hürriyetini elinden alıyorsun. Doğru mudur, değil midir? Boşu boşuna herkesi içeri sokmak, insan haklarından oynamak. Bu kolay bir şey değil. Tabii ki titiz ama adam bir pandemi oldu. 20 tane polis çalışırken rotasyon 3 tane polis çalışırlar. Defalarca, ben kendim biliyorum. Mesela polis genel müdürümüz defalarca bütçenin arttırılması, eksik olan kadroların doldurulması, bir an evvel kalifiye eleman yetiştirilmesi, bunlarla ilgili birçok taleplerde bulunmuştur, bulunuyordu. Ama gereği gerektiği şekilde yapılmadığından dolayı ne oluyor bu defa? Otomatikman işlerde aksaklık oluyor, gecikmeler oluyor. Bir ceza davasının görülmesi için polisin o ceza davasının başsavcılığa intikal ettirilip işte mukayyetliğe gidip oradan da davanın gündenmesi lazım. Bunu yapana kadar o polis tek bir başına 500 tane dosya yapar mesela adam tek bir başına. Başka ülkelerde 500 tane polis 300 tane dosya yaparken bizim memleketimizde bir polis 500 tane dosya yapmaya çalışıyor olanaksızlıklardan dolayı. O adam hangi birine uğraşsın? Hangi birini yapsın? Bir de pandemi süreci. 20 polis çalışırken 2 polis çalışır. Nasıl olacak? Olanak, Serhat Bey, olanakların arttırılması. Yani mesela pandemi duruşma yapacağız. Mahkemede herkes hazır olacak. Bulaş riski çok yüksek. Ne yapacağız? Telekonferans yoluyla biz bugün duruşma yapabiliyor muyuz? Belli başlı çalışmalar yapıldı. Olanak altyapı, bütçe sağlandı mı? Doğru düzgün yapılabildi mi? Devlet mahkemelere, polise, savcılığa bu olanakları tanıdı mı? Tanımadı. Evet. Şimdi normaldir gecikme yaşanması demek isterim. Herkes şikayetçidir. Yanlış hatırlarsam, bulmaya çalıştım ama bulamadım ama yanlış hatırlamazsam Sayın Esendağlı, Barolar Birliği Başkanı, nitelikli hukukçu eksikliğinden söz etti. Hangi açıdan? Avukat olarak, devlet adamları olarak? Her açıdan. Yani eğitimin, eğitimin hukukçuya, sonradan yargıç olabilir, her şey olabilir ama üniversite eğitiminin çok kaliteli bir seviyede verilmesi gerektiğinden söz ettiği, eğer yanlış hatırlamazsam. Gene bu çok önemlidir. Gene en başa çünkü dönüyoruz. Sistem. Sistem sıkıntısı var. İnternette üniversite kurayım ben. Yes, geldik şimdi, hoş geldin Türk. Kurayım internette, üniversiteyi. Alayım 3 tane hoca. Online ders vereyim. Derslere katılım zorunlu da değil. Öde parayı, al diplomayı, avukat ol. Ben hukukçu ol. Özür dileyerek bir şey okumak isterim sana. Yarınki yazımdan bu hikayede dedim ki uzaktan ya da yakından, doğrudan ya da dolaylı eğitim verme konusunda YÖDAK veya YÖK sana bu onayı vermediyse yapmayacaksın demektir. Yaparsan ve verirsen belgede sahtecilik gibi bir olaydır bu. Ve bir de şu demektir. Dedemin adına bir üniversite kurdum. Limni'dir Rago Üniversitesi. Babamın da Yeşilırmak'ta iki dönüm, iki evlek tarlacığı var. Bir de baraka çaktım onun içine tahtadan, çingodan. İnternette bağladım. Online tıp eğitimi bile veririm. Ve ünvanisten Profesör Doktor Serhat İncirli. Bu şekilde eğitim inan, özellikle hukuk olmaz, tıp olmaz değil mi? Yani benim söylemek istediğim veya olay budur ve ne yazık ki bizde bu tür şeyler var, olaylar var, bu tür üniversiteler de var. Türkiye çok kızgındır. Düne kadar bizde bakan da vardı bu tür üniversitelerin. O bakanın veya onun gibi siyasilerin ayıbıdır bu aslında bana sorarsanız. Bence çok ciddi ama yapmamaları lazım. Onlar halka öncülük edeceğine böyle şeyler yaparlarsa
O zaman bu sistemi onlar benimsediler, o şekilde götürüyorlar. Ne diyeyim yani? Çok ondan diyorum. Sonra da hiç kimse şikayet etmesin. Ufak tefek suçlara polis direkt para cezası kesebilir. Trafik cezası gibi mahkemeye bile çıkmanın olmaması gerekir. Bizim kanunlar 1800'den kalma. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Mahkeme bile para cezası olması lazım. Bazı ceza yasalarında ikinci kez aynı suç hapis olabilir veya Avrupa'dan, Güney Kıbrıs'tan çok ama çok gerideyik ve çağ dışı diyor bir arkadaşımız Sakiyel. Sistem olayı tekrar. Evet. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Mesela İngiltere'de İşçi Partisi kanabisi Draxi yaptıydı. C yaptı. Ne yapardı polis? Köpecik seni koklarsa, örneğin bir festivalde, mestivalde gelirdi köpek. Koklarında da bulular üstünde 162 sterlin ya da 164 galiba sterlin para cezası verirdi. Kağıdı verirdi sana, devam ederdi. Elinden de almazdı yani. İşte tamamdır, yürü de git de tamamdır derdi. Ki tabii. Sonra rakbe yaptı kendini tekrar muhafazakar. Tabii uyuşturucu konuları. Uyuşturucu çok demiyorum. Bambaşka konular. Ama yani yarım yani gramına bir çocuğu yakaladığında ne yapacaksın, soktuğunda gene 6 ay içeri. Çünkü bütün herkes söylüyor ki 1-2 miligramcığından yakalanan adam torbacı olarak çıkar. Şimdi nedir Serhat Bey? Yani mahkemeler hukuk açısından düşündüğümüzde dünyanın her yerinde yerleşmiş prensipler ne diyor? Az önce dediğim gibi bir suçun çok sık şekilde bir memlekette işlenmesi, mahkemelerin bakış açısı nedir orada yüksek ihtimalle? O suçun işlenmesinin önüne geçmek ve ibret verici, önüne geçmek için ibret verici bir ceza vermek zorundayım. Yani bakın bana göre uyuşturucu bir nevi bir hastalıktır bana sorarsanız. Hastalıktır o aslında. İnsanların tedavi edilmesi lazımdır bana sorarsanız. O tedavi sürecini etkin bir şekilde o insanların üzerinde uygulamak ve bunu uygulamak için de etkin mekanizmaların geliştirilmesi gereken bir husustur. Evet. Uyuşturucu bağımlılığı. Bir hastalıktır. Ha ama nedir? Bu bir hastalıkken de bu suçlar da çok ciddi ve çok yaygın bir şekilde evet, bizim memleketimizde işlenildiği için Birleşmiş Milletler'in zamanında yapmış olduğu bazı uyuşturucuna ilgili bildirimleri de birçok dünya ülkesi gibi yüksek mahkememiz de adli ihbar bildirim olarak göz önüne alıp ve suçlar da çok etkin olarak, çok sık olarak işlenir diye bunları birleştirdiğinde kamu yararı olgusunu öne atarak evet, bu defa ufak bile olsa gene de hapisliği gerektiren bir şeydir veya hapislik değil de biliyorsunuz yasamızda mesela kanabis dedik 3 gram. 3 gramın 1 milim üstünde olsa bile yok. Tedaviden denetilmiş serbestlikten yararlanamam kusura bakma deyip 12 gramdır o yoksa 8 bir, 3 gramdır. Durumundan durumuna işte 3 gram bonzaidir şudur. Kanabis 12'dir. Efendim MDMA hap şu kadardı. Onun bir cetveli var. Şimdi son yani bir soru sorayım. Bir arkadaş sordu. KKTC'de polis emaresiz soruşturmasında bir gazete adını da vermiş. Ben söylemem gazetenin. Beni manşet yaptı. Fotoğrafımı da ismimi de yazdı diyor. İşimi kaybettim. Sonra Güney'e geldim. Güney'de beni bir gram gannavuruyla yakaladılar. Polis aleni içtiğim için uyardı beni. Yalınız ortamlarda iç demiş kendine. 100 euro ceza kesmiş. Tamam. Sistem. Evet. Bizdeki sistem biraz farklı. Sistem. Tabii, gazete mesela o da yani bir başka programda emaresiz, da bir başka programda da onu konuşalım. Emaresiz çünkü, derken nasıl yani emaresiz? Yani dediğin polisin herhangi bir gözaltına aldığı bir kişi, tutukladığı bir kişi fark etmez. Mahkeme tutukluluk kararı verir. Suçlu olmadığı halde bizde birçok gazete açık ismi ve fotoğrafıyla yayınlıyor insanları. Az evvel dediğim gibi pandemiyle ekonomi arasındaki dengeyi bulmak zor. E tamam, sanık hakları ya da zanlı ya da insanların İnsan yargılamayla ilgili insan hakkıyla gazetecilik, basın, yayın hakkı arasındaki dengeyi evet, bulmak. Bunu yazdık biz geçen gün. Bunlar hep sistem. Sistem. Hep. Bunlar evet, problem. KKTC Merkezi Cezaevine mazbatadan düşen en temiz adam bile bitirim ve mafya olarak çıkar. Bazıları çok gördük bunu diyor Cengiz Gusela Güzelay. Sayın Mert Güçlü kardeşim çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Yani gerçekten sağ olasın, iyi ki varsın. Kolay gelsin hem zaman ayırdığınız için. Bugün çok işiniz olduğunu da bilirdik.
Sağ olun, sayın avukatımıza soralım diyor, aşı gelecek mi? İnşallah. Necati'nin sorusudur, bu klasiktir. Sevgili Necati Ahmet Özkan, Necati Ahmet Özkan, Ahmet Necati Özkan, Necati Ahmet Özkan, biliyorum Necati Bey. Tabii. Meşhur, geç öne yol göster Necati, bağrımız yanıktır, su ver Necati, onun torunudur Necati Ahmet Özkan. Selamlar ediyorum sevgili Necati'ye de, hepsine, izleyenlere, Cengiz'e de. Bize biri mesaj atmış, zordur diyor kadın olmak. Evet, kadını anlamak diye. Selamlar ediyoruz. Raif Alpdoğan'a da, Sakiyel kardeşimize, Cengiz Gusella Güzela'ya, başka nelerimiz var? Zarife Dişer ve İsmet Ezel. Davulcu başkadır diyor, karıştırmayın davulcuyu. Ülkemizde çok sayıda avukat olduğu bir gerçek. Evet. Bazı avukatlar düşük maaşla çalıştırılıyor. Birçok avukat işsizdir. Devletimizin bu avukatlardan farklı çalışma grupları oluşturarak güncelleme isteyen yasaların güncellemesini sağlamak mümkün değil mi? Olabilir, neden olmasın. Ama son dönemlerde eczacı ve avukat sayısında ciddi artış var diye düşünüyorum. Artış olmayan sektör var mı? Olabilir inşallah. Çok var. Evet. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Bir kez daha yönetmenlerim, tabii ki Örsan'la başladık, Berkem'le başladık, Bilal ve Hasan'la bitirdik, Rabia'yla bitirdik. Çok teşekkür ediyoruz onlara da, onlar da teşekkür ediyorlar. Ben teşekkür ederim, beni konuk ettiniz. Evet. Çok sağ olun. Sevgili Mert Güçlü'yü konuk ettik. Yarın sabah buradayız. Yarın sadece sabah programımız var, öğleden sonra yokuz. Yarın sabah da konuğumuz yok. Sizler isterseniz, dilerseniz telefonla bizi arayabileceksiniz. Kanal T'den ayrılmayın. İyi akşamlar, hoşça kalın. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin kendisinden çok daha fazla imkanlara sahip olanlar karşısında azim ve kararlılıkla her şeyi başarmaya muktedir olduğunun göstergesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun habercisidir. Çanakkale'de verilen mücadelenin Kıbrıs Türk'ü ile de pek çok bağı vardır. Kıbrıs Türk'ü, Çanakkale Zaferi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı kendine rehber edinerek varoluş ve özgürlük mücadelesi vermiş, kendi devletini kurmuştur. İnanıyorum ki bu millet dün olduğu gibi bugün de zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacak, mutlaka çok daha güzel günlere ulaşacaktır.